Emekli misin abi sen? Yok. Yaş geldi mi? Yaş geldi geçti de. Niye emekli olamadın abi? Olmadım. Sen olamadım. Şimdi 1100'ü alamayacaksın. Zaten olsa da 1100 lira ne yapacak bana? Üzmedi diyorsun. Yok, ne yapacak, beni kurtarır mı 1100 lira? Şimdi bana 1100 lira mesela zam mı verdi? 100 lira mı zam verdi? 100. He? 100 lira. 100 lira zam verdi. Aynen. Milletvekillerine kaç para verdiler? Vallahi onu çok ya. O 2000, 22 bin alıyorlar herhalde. Tamam, onlar ne iş yapıyor? Gelip gidiyor, makam arabası var, şoförü var. He. Danışmanları var. E tamam, o zaman şöyle söylüyorum. Cumhurbaşkanı desin ki ya milletvekillerine, size ben 2 ay maaş vermiyorum. 2 ay hiçbir şey almayın hele. Bakalım ne yapacak milletvekilleri? Vallahi ne yapacak? Ne yapacak? Ya ben şunu söyleyeyim abicim. Halka gelince ufak, dürzülere gelince çok. Ben açık ve net söylüyorum. Ben bunu bekliyordum. Cumhurbaşkanının yanındaki o yalakaları mı, kırkız çeteleri? Hepsi kırkız. Bu halkı Tayyip Erdoğan'a düşman edenler de bu yalakalar, o dürzüler. Kandırıyorlar mı abi? Kim? Tayyip Erdoğan'ı havada götürüyorlar ya. Tayyip Erdoğan'ı var öyle bir sövüşlüyorlar ki kendileri malı götürüyor. Her gün bir şey çıkıyor ya bu ülkede. Sövüşleyene ya. Hayırdır abi ya, burası Muz Cumhuriyeti mi? Koltuğa oturmuşsunuz orada ağa gibi, ok ayak ayak üstüne atayım. Hem oradan götüreyim hem buradan götüreyim. Halka da geldiği zaman hop hop diyor. Günahtır, haramdır. Ulan haramı sen biliyor musun? Sen Müslüman bir kere değilsin yani. Sen daha kıçını yıkamasını bilmiyorsun. Hayırdır abi ya, yeter ya. Kırkızlık yapa 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 yapa. Nereye kadar kırkızlık yapacaksınız ya? Bu insanları nereye kadar sömüreceksiniz? Dünyaya rezil rüsva ettiniz bizi ya. Ulan bir tane Amerikan götü çıktı başbakanı. Ermeni soykırımı tanıyor. Hiçbir tanesinden ses çıkmıyor kabahatlardan. Niye oturuyorsun o zaman orada? Sesin çıksa, sen de meclistesin, elin kaldır de ki siz de katliam yaptınız, Kızılderililere katliam yaptınız, Kore'ye atom bombası attınız. Söyle, niye korkuyorsun? Bana geldi mi horoz dilin bu kadar, onlara geldi mi pısırık duruyorsun. La o zaman niye oturuyorsun orada, milletvekilliği yapıyorsun? Biraz insan dürüst olur ya, biraz insan ülkesini sever ya, vatanını sever, milletini sever ya. Yalandan geçmişsin oraya, bana milletvekilliği yapıyorsun. Benim vekilim değilsin kardeşim. Sen hiçbir bok değilsin. Sen ancak hırkızın önde gidenisin. Çalıyorsun, çırpıyorsun, ayak ayak üstüne atıyorsun, çocuklarının şeyini düşünüyorsun ya. Biz para istemiyoruz hemşerim. Biz ülkemizin geleceğini istiyoruz. Biz bugün varız, yarın yokuz ya. Bu çocukların geleceği ne olacak abi ya? Ermeniler bunlardan gelip hak isteyecekler. Kardeşim Ermenileri zaten Ermeniler katliam attı. Ben Erzurumluyum. En büyük katliamı biz gördük. Orada oturanlar katliam matliam bilmezler. Tarihini bile bilmezler. Ya bunu hazırlayan 1878'lerde bu Ermeni katliamını yaptıran, yani bu dezgahı hazırlayan Rusya, Fransa, İngiltere, Amerika. Tamam mı? Osmanlı o zaman 7 düvelde savaşıyordu. Osmanlı katliam yapmadı ki. Katliamı yapan, bunları dezgahını yapan, planlarını yapan zaten bu zürriyetsizler. Bu 3 tane ülke. Müttefik diyorsun abi, nasıl müttefiklik yapıyorsun ya? Abi elini masaya koyacaksın, incirliği kapatacaksın, küreciği kapatacaksın, siktir çekeceksin ya. Sen halkını sırtına al abi. Sana dünyanın gücü yetmez. Ama sen çekemiyorlar. Efendim? Niye yani incirliği kapatamıyor, küreciği kapatamıyor? Kapatması lazım abi. Niye kapatmıyor ama? Abi kapatması lazım işte. Biz de bilmiyoruz niye kapatacak. Kapatacak abi. Kapatması lazım. Gelince dünya liderliğine oynuyoruz. Herkese diyoruz, merkez diyoruz. Abi şimdi dünya liderliği, sen halkını sırtına alırsan dünya liderisin. Sen halkını sırtına almadın mı, 3-5 tane yobazı yanına aldın mı, sen dünya lideri olmasın. Ha, senin yanındakiler işte. Bak bu halkı sana kin ve düşmanına nefret ettiriyorlar. Seçimlerde de kaybettirecekler ona. Çünkü niye? Adamlar malı götürüyorlar. Bize ne diyor ya, Cumhurbaşkanı yarın var ya, hani Tayyip Erdoğan yarın seçimi kaybetsin, Cumhurbaşkanı'nın yanında kimse kalmaz. Hepsi kaçacaklar. Çünkü onların umurunda ülke mülkede, sadece umurlarında para, pul, saltanat sürmek. Ama o saltanatı da size yedirmeyiz. Biz Alparslan Türkeş'in milliyetçileriyiz. Biz bekliyoruz. Yılanın deliğine de girseniz sizi çıkaracağız, hesap soracağız size. Kim hıyanetlik etmişse bu ülkede. Türkeş'in emanetçisi bugün Devlet Bahçeli. İktidarın yanında duruyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Abi ben Devlet Bahçeli hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ben Alparslan Türkeş'in, rahmetlinin milliyetçisiyim. Allah kanı kanı rahmet etsin. Biz onun idolüyle, biz onun ülkücülüğüyle gidiyoruz. Biz bekliyoruz abi. Bugünkü MHP o MHP değil mi yani? O MHP değil bence. Devlet Bahçeli olsa elini masaya koyacak.
Herkese oturtacak, diş çöktürecek bunlara. Diyecek hayırdır ya? Siz ne yapıyorsunuz yani? Ya 28 yaşındaki çocuk ya Türkiye'de milleti sövüştürüyor ya, hayırdır ya? Lan Muz Cumhuriyeti'ne çevirdiniz burayı. Afrika'dan daha beter ettiniz ya. Sen milliyetçiler ya, milliyetçiler sokaktaş geziyor ya, hayırdır? 3 tane zibidi orada oturuyor, parayı götürüyor ya. Ya parasından da değiliz kardeşim yani ya. Parayı değil, hamuduyla götürüyor abi. Pudra şekerleri bilmem. Parasından değiliz abim biz. Bizim tek şeyimiz, amacımız, bizim ülkemiz, bayrağımız. Ha, buna hıyanetlik eden adam da her zaman cezasını verecek yani bunu. Biz bekliyoruz abi, yani bizim buramıza kadar geliyor. Ben yarın Amerika'ya da saldırabilirim konsolosluklarına. Benim korkum yok onlardan ya. Ermeni yasasını çıkartıyorsan sen de katliam yaptın pezevenk. Sen kendine bir bak önce. Yani Cumhurbaşkanı'nın burada İncil'i kapacak, res çekecek. Ya, Cumhurbaşkanı'na yok işte mal varlığı, ne mal varlığı var mı? Ne mal varlığı var? Varsa var, sana ne? O kendi milletine vermiş, mal varlığı almış. Sana, seni ne ilgilendirir? Seni ilgilendirmeyen konu, müttefik diyorsun, PKK'ya silahı veriyorsun. Bütün terör gruplarına destek veriyorsun. Yunanistan'a destek veriyorsun. Yani Türkiye yalnız mı zannediyorsun ya? Sence Erdoğan mal varlığıyla mı tehdit ediliyor? Ya mal varlığı diye bir şey yok kardeşim ya. Bir uydurma atmış gidiyor. O zaman niye çıkıp ortaya şey demiyor? Ne mal varlığım varmış, bir çıkarın gösterin dese ya. Abi işte onu da söylemesi lazım. Yani ben inanmıyorum şimdi. Benim cebinde desem abi, ki ben 5000 lira var desem. Sen desen ki ya ne saçmalama, benim cebimde 5 lira para var desen. Abi, en kötü çıkarı gösterirsin değil mi? Bak, Cumhurbaşkanı'nın yanındakilerin parası var. Bunların parası yurt dışında, İsviçre bankalarında. Anladın mı? Bunların paraları yani milletvekillerinin, o iş adamlarının, o soyguncu kırkızlar yok mu? Onların paraları İsviçre bankalarında. Bunlar Tayyip Erdoğan işte bu duruma, bu zürriyetsiz, zihniyetsiz pezevenkler sokturur. Ya sen milletvekilisin ya, biraz milletvekili Müslümansın diyorsun. Ya sövüşlemeden başka bir şey yok ya. Mecliste konuşmasını bilmiyorsun ya. Abicim biz A partisini bırakalım, B partisini bırakalım. Yok CHP, yok HDP, yok İYİ Parti, yok Saadet, yok şu bu. Ya dünya bizim üstümüze saldırıyor. Hala da biz birbirimize giriyoruz ya. Ayıptır ya, siz ne biçim insanlarsınız ya. Ulan birlik olun. Dünyaya kafa tutalım ya. Yok o şey yok yani. Diyor ki ben gelin ben yiyeyim diyor. Ya biz 100 senedir yiyorsunuz. Doymadınız mı ya? Doymadınız mı ya? Neyi? Mezara mı götüreceksin kavat? Dünya senin olsan o. Yarın geberip gideceksin yani. Ya bir tanesi arkanda demez ki Allah rahmet etsin sana. Ya yeter artık abi ya. Ya birleşin ki abi, Amerika'ya, dünyaya kafa tutun ya. Adam Ermeni lobisini getirmiş bak. Bize kitledirir. Biz Ermeniler katliam yapmadı. Kardeşim Ermeniler bize yaptı. Ben Erzurumluyum. Bize katliam yapan onlar. Ben buradan yine söylüyorum. Ya bu Amerika'ya bunları söyleyecekler. Ya da yani ben kendi şahsıma söylüyorum. Tamam mı? Katliamı ben yedim. Ben katliam yapmadım. Eğer biz katliam yapsaydık bizim tarihimizde katliam yok yani. Ya Osmanlı 7 düvelle savaşan insan Ermenilere tanıdığı o zamanki şartlarda tanıdığı Toransları hiçbir devlet tanımadı ya. Trenlerle gönderdi. Gidenlerin mal varlıklarını, kimin evi var, hepsini not yaptırar, yazdırar, arşivlerde duruyor. Osmanlı katliam yapmadı, katliamı yapan kendi zürriyetsizleri. Yani Ruslar, İngilizler, Amerikalılar. Sesi çok çıkan haklı oluyor. Anlamadım. Sesi çok çıkan haklı oluyor. Devlet arşivlerini açmış ama oradan Amerika'dan sesi çok çıktı diye haklı görüyor kendini. O haklı göremez kendini. O köpeğin teki ya, neyi haklı görüyor? Alsın o zaman kıçı yiyorsa arşivleri. Niye açmıyorlar? Açsın. Van'da yaptıkları katliam, Erzurum'da yaptıkları katliamı gelsin açalım, gösterelim ya. Biz katliam yapmıyoruz hemşerim. Biz Türk milleti olarak kimseye katliam yapmadık ama yaparsak da kötü yaparız. Yani bunu herkes bilsin. O milletvekilleri öyle sesini çıkarmadığı zaman gün gelecek, onlar bunun hesabını veremeyecekler. Hiç boşuna yani orada kışlarını yırtmasınlar, birbirlerine saldırmasınlar. Fahrettin Altuğ Yunan Başbakanı'na bir yazısını görmedim yani. Hayırdır? Başka birisi olduğu zaman tweetler atıyorsun. Atsana o zaman Yunanistan'a. Yunanistan kim ya? Sen Yunanistan'dan ne korkuyorsun? Lan Yunan dediğin senin 3 tane çaputçu be. 100 sene bizim himayemiz. Ya abi olsun bizim himayemiz de olacaklar yani ya. Yani biz şimdi ülkücüler. Biz istesek biz o adalara gidip saldırır, canımızı da feda ederiz. Yunan'a bırakmayız o adaları. Ama biz başımızdankinden bir şey bekliyoruz. Ya Yunan Başbakanı geliyor burada artistik ya. Mevlüt Çavuşoğlu bak güzel konuşuyor. Güzel bozdu da onu.
Ama ben beklerdim İbrahim Kalın'dan, Fahrettin Altun, hele Fahrettin Altun'dan beklerdim. Bir tweet ataydın ya. Ne oldu? Bana geldi mi beni terörist ilan ediyorsun, ama onlara geldi mi suskunur. Susmayacaksın hemşerim. Onlara konuşacaksın. Beni arkana alacaksın ki onlara rahat rahat konuşasın. Sen beni arkana almadın mı? Sen onların yanında konuşamazsın işte böyle. Sen sesini keserler. Aklınızı başına toplayın. Cumhurbaşkanlığı da zaten etrafındakiler abi her şeyini yaptılar. Bu adamı var ya seçimde bak Tayyip Erdoğan, ben 40 sene Almanya'da kaldım. Ben Tayyip Erdoğan'ın başa geldiği gün ben öyle bir sevinmiştim ki. Yani Almanya dedim, tamam dedim, tek bir lider çıktı lan şimdiye kadar dedim, Allah'a şükür ki dedim. Tayyip Erdoğan dedim geldi. Şimdi bunların dedim sesini kesecek. Türkler birinci sınıf olacak. Ulan çok güzel gitti. Ulan kardeşim. Lala bir git. Bir git git. Oynaya. La bir git. Hele niye? Oynaya. Ben de. Ya oğlum bir git ya. Ya tamam hele git, başka zaman gel ya. Ben de vur günahım siye. Ben de. Al işte. Görün işte bizim millet. Ali mi abi? He? Şimdi Almanya, yani bütün Avrupa Birliği. Ya öyle bir sevindik ki yani dedik Türkiye'ye gel, çok güzel bir lider geldi. Atatürk gibi bir adam. Hani harbiden de Tayyip Erdoğan bak zekalı bir insan. Kafalı bir insan. Çok güzel bak. Önceden bizimkiler giderdi. Hep böyle böyle dururdular. Şimdi onlar geldi Tayyip Erdoğan'ın önünde bak böyle oturuyor. Ben gururlanıyorum abi, ben şeref duyuyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın yanındaki o Yezidiler, münafıklar yok mu, Kırgızlar? Onlar o adamı işte bu hale soktular. Ya kendine bak, bir insan davasını nasıl sever? Para için sevmez. Değil mi? Para için dava sevmezsin. Davayı vatanın, milletin, bayrağın için seversin. Kardeşim bunlar davayı değil. Bunlar parayı seviyorlar. Bunlar paracı bunun yanındakiler ya. Cumhurbaşkanına ben her, yani biz her zaman bu konuşmada her zaman söylüyoruz. Ya yanındaki abi birisi bak belediyelerde. Ya yakalayacaksın belediye başkanını, alacaksın. Hayırdır oğlum diyeceksin ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İnsanları kaçırıyorsun. Ya menfaat için sizin yapmadığınız bir şey yok ya. Süleyman Soylu'ya da sesleniyorum burada. İçişleri Bakanı adam gibi adam ya. Harbi söyleyeyim, gelmiş geçmiş en güzel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. En kabadayı da Süleyman Soylu. Avrupa İçişleri Bakanlarından daha kabadayı. Daha şey. Ya abi bunları, yani bu hırsızlık yapanları alacaksın aşağı. Çünkü bunlar yarın öbür günü sizi düşürecekler aşağı. Bunlar kaçıp gidecek. Abi, kapanma ilan edildi ya. Cuma'ya gitmek, namaza gitmek serbest. Evet. Cuma'da namazda korona bulaşmıyor mu? Biraz garip olmadı mı? Abi şimdi cuma namazına gittiğin zaman camilere bir gidin bakın, cuma namazlarında fazla kimse yok yani ya. Cumalar abi, Allah cumaya giden olmaz mı? Ya tamam var da o kadar kişi değil yani, mesafeli ama ya millet kardeşim, virüs bak, virüs inançlı bir insan, Allah'a güvenen bir insan virüsten korkmaz. Virüsü çıkardan da zaten Bill Gates'tir. Yani bu yaşıyor. Şimdi korkmamak başka, bulaşıyor yani. Sen o zaman maskeyi çıkar, şöyle herkes öpe öpe gez. Bulaşır. Abicim valla ben ona şey etmem. O Cenab-ı Allah artık bilir onu. Kime bulaştıracağını o iyi biliyor. Kimin kalbinde fesatlık, yavşaklık varsa, çok bize bulaştırıyor ama yani. Bize bulaştırmıyor yani. Bizde mi yavşak çokmuş? Yok, bizde çok ya. Şu an Avrupa'da bir numarayız. Hindistan'dan sonra geliyoruz dünyada. Abi bizde yavşaklık çok. Bizde çok insanlar var abi. Ya bizim abi bak ne diyorum, Osmanlı zamanında Abdülhamid'in yanında bile para tamah eden, ülkeyi satan insanlar vardı ya. Ya para için bizim milletin yapmayacağı bir şey yoktur. Yani parayı götürür, ondan sonra da çıkar, ben işte milliyetçiyim, vatanseverim. Ya sen İbne'nin tekisin. Sen vatansever değilsin hemşerim. Parayı seven adam, tamam, para için vatanı satan adam hiçbir şey olamaz. Bak ben 15 Temmuz'da köprüdeydim. Ben yaralandım. Bak benim her tarafım, buralarım hep yarık. Sorayım, çok güzel yakalamışken. 15 Temmuz gazisi misiniz? Bak işte onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben orada yaralandık. Geldik burada, ameliyat olduk. Evet. Ağır bakımda. Yani ağır bir ameliyat geçirdim. Ama hastaneye gidip rapor almadım. Gidip devlete demedim. Ben gazi oldum da ben para aldım. Çünkü ben vatanım, bayrağım için gittim. Ben para için. 15 Temmuz gazileri için toplanan 400 milyon TL gazilere dağıtılmadı. Doğru mu? Onu ben bilmem. Duymadın mı? Bak şimdi ben para için oraya gitmedim hemşerim. Ben canımı da feda ederim. Yok, ben canımı da feda ederim. Ben milliyetçi bir adamım.
Ben Alparslan Türkeş'in milliyetçisiyim. Ben para için gidip de orada savaşmadım. Şimdi savaş çıksa ben yine para için gitmem. Vatanım bayrağım için giderim. Ama öbür dürzüler gibi gidip kolumu kırıp da gidip orada para için ondan sonra ben milliyetçiyim diye gezmesinler. Kusura bakmasın. İsteyenlere de şimdi haksızlık saygısızlık olmasın. Şundan dolayı diyorum. Mesela gazi adam, onun için milletten para toplandı. Adamcağız şimdi aç sefil yaşıyor. Adama gidip de parasını vermemişler. O yüzden söyledim. Ya yoksa o adama da ayıp olmaz. Herkes gazi. Ben de gaziyim. Ben niye gidip istemiyorum? Şey yaptı diye, istedi diye yanlış bakmayalım. Abicim sen bir şey yaparsan, bak ülken için bir şey yapıyorsan para için yapmayacaksın. Onu devlet büyükleri kendileri gelecekler. Kendileri. Sen gidip istersen sen aciz bir adamsın. Sen vatanını sevmiyorsun o zaman. Ha. Adam şimdi aç susuzsa, ne bileyim geçinemiyorsa da istemesi hak abi, değil. Cenab-ı Allah var ya herkese. Cenab-ı Allah beni devlete muhtaç etmesin. Ben giderim burada tuvalet temizlerim ama yine gidip oradan almam. Çünkü niye? Ya abicim ben vatanım, bayrağım için gittim savaştım ya. Ben para için gidip savaşmıyorum. Ben milliyetçi bir adamım. Ben para için hiçbir devletimi, bayrağımı, hiçbir şeyimi satmam para için ya. Aşk alırım ama yine satmam. Çok teşekkür ederim. Ya bir şey değil. Çok sağ olun. Milletvekillerine bir daha söylüyorum. Ayağınızı denk alın. Vallahi Tayyip Erdoğan düşerse sizin osurunuzu keserler. Ona göre. Peki, çok teşekkür ederim. Yayınla kardeş. Tamam. Çok teşekkür ederim.